Bugün çok güzel ve çok basit bir ev yapacağım. Ve hani sadece geçici bir evimiz olacak. Tabii ki de Mimar T'yim ben. Mervan T, Mimar T. 3 tane yukarı koyduk. Böyle koyduk. Tamam, 3'e 3 oldu şu an. Hayır! Keşke canlı yayında olsam da birlikte kararlaştırsak. Şimdi toprakları tekrar kazanıyorum. Of, çok ameli işi var ya. Ah! Ah! Lan düşüyordum. Düşersem ölebilirim buradan. Daha fazla toprağın var mı? Toprağın yok, Allah kahretmesin. Her zaman olduğu gibi evimiz mükemmel dikkat çekecek. Ben mantığımla bir şey yaptım ama galiba mantıksız oldu arkadaşlar. Yani burada güvendeyiz. Arkadaşlar evimiz gördüğünüz üzere çok güzel gözüküyor. Askıda resmen böyle. Selamlar. Minecraft'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Harika bir bölüm sizleri bekliyor öncelikle. Bugün çünkü evimizi inşa edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bir önceki videoya gösterdiğiniz ilgi, mükemmel etkileşim için gerçekten çok teşekkür ederim. Yorumların çoğunu okudum. Bayağı bir yorum yaptınız ve bana serverda neyin ne olduğunu anlattınız. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yine şöyle bir zıplayalım. Aa, ölmedik, güzel. Oha, o ne lan? O nasıl o kadar zıplıyor? Biz bu uyumamız lazım. Öncelikle uyumadan önce şurayı göstermek istiyorum. Burası galiba Baturay'ınmış. Emin değiliz. Baturay henüz video atmadığı için Baturay server'a girmiş ve bir şeyler yapmış ama ne yaptığını kimse bilmiyor. Biz de bilmiyoruz haliyle. O yüzden açıkçası ben de bilmiyorum ne olacağını. Bugün çok güzel ve çok basit bir ev yapacağım. Ve hani sadece geçici bir evimiz olacak. Öncelikle uyumamız lazım. Mamiş'in evinde uyuyacağım o yüzden. Ev alamamış. İyi mekan. Malzeme toplamamız lazım. Birazcık açıkçası arkadaşlarımdan çarpacağım bazı malzemeleri ama her şeyi çarpmayacağım, merak etmeyin, öyle işin enerjisi kalmaz. İşimiz birazcık sürecek çünkü. Güzel bir ev yapmayı planlıyorum. Mesela burada taş işareti var. Pişmiş taşın var mı? Mamiş sen mükemmelsin ya. Diyecektim. Pişmiş taşı az varmış. Tamam, ben pişmemiş taşlarını alayım. Mamiş'in pişmemiş taşları onun işine yaramaz. Onları ben pişiririm. Tahta sınıf falan almayacağım. Şu diamond'ı ters çevirelim. Sadece gıcıklık. Ahşapları falan kendimiz kırarız. Sadece şu taşları Mamiş'in birkaç fırınında kullanmamız lazım. Aynen, hızlı fırında varmış. O içerisinde şey de varmış, çok iyi. Bunları burada pişiremiyormuşum, harika. İlla yavaş olanla mı yapacağız yani, gerçekten mi? Çok üzücü bir durum. Bu ne lan? Rav copper ne? İlginçmiş. Şimdi burada fırınlarında şey pişiyor ama Mamiş'in kömürü yok. Mamiş, kömürün nerede ya? Tamam, bu taşları biz pişirmeye bırakmışken arkadaşlar, daha evimizi inşa edeceğimiz yer şimdi şöyle. Bu konuda da bir şeyler söylemem lazım. Şimdi biz yukarı işaretledik ancak orası sanıyorum Baturay'ın olacakmış. Orayı salabiliriz. Şu dağa da yerleşebilir. Şu dağ da fena olmayabilir. Her ne kadar şu... Burası Valesi'nin Creeper Farm'ıymış. Bu birazcık da komik bir Creeper Farm'ı ama olsun. Olsun, tamam. Ben gene... Çok güzel bir ev yapacağım. Göreceksiniz, var o kadar tatlı, o kadar güzel bir şey yapacağız ki. Yani gerçekten siz de kendi survival modunuzda rahatlıkla kurabileceksiniz bunu. Tabii ki de Mimar T'yim ben. Mervan T, Mimar T. Minecraft'ta mimarlık yeteneklerimi önceki senelerden hatırlayan herkes hatırlar. Aslında şöyle dışa doğru bakmasın da içe doğru mu baksın, böyle bir farkımız olsun diyeceğim de. Buradaki manzara da çok kötü ama burasının böyle düz duvar olması da işime gelir açıkçası. Kararsız kaldım. Belki de şuraya yaparız, şu dağa yaparız. Ah, çok çok kararsızım. Bu arada hemen bizim ağaç kesmeye gitmemiz lazım. Valesi server'daki bütün ağaçları kesmiş ama olsun. Buluruz gene de. Yani ya buradan böyle gideceğiz ya oradan şöyle gideceğiz. Buradan bilmiyorum. Önce ağaç keselim biz. Bir önce gidelim. Kendi chest'imizi yapalım. Baltamızı yapalım. Aslında birilerinin, yani ben ağaçları keseyim tabii ki ama birilerinden iron çalsam da iron balta yapsak hayat daha kolay olur. Çünkü şu an madene gidip iron bulmamız sizce de biraz geç kalınmışlık ve amelilik olmaz mı? Sadece Valesi ve Mami'den çalacağım bu arada. Otomatik zıplamam da açık. Bazen otomatik zıplıyor karakter. Garip oluyor. Tamam, şimdi şunları çevirelim şöyle. Crafting table'ımızı yapalım. Çubuğumuzu yapalım. İlk baltamızı yaptık. Önemli olan zaten şu an buydu. Şunu tekrardan geri alacağım. Ben yani çok fazla insanlardan, arkadaşlarımdan falan bir şeyler çalıp bunu kendi emeğim dışında da geliştirmek çok istemiyorum açıkçası. Hani bazı sadece şeyleri alacağım. Siz de göreceksiniz zaten bunların ne olacağını. Çok otlanmayacağız yani, anlayacağınız. Şerefsiz Valesi'nin bizden yıllardır çaldığı yemeklerin karşılığında bunlar hiçbir şey. Bir de Valesi'nin ağaç evi çok garip arkadaşlar. Orada bir şeyler çalması da zor oluyor açıkçası. O yüzden Mami'den daha çok çalacağım galiba. Birazcık koyu renkli ağaç keselim. Şu yapacağımız yapının aslında yeri orası da hiç fena değil. Bu açıdan hiç bakmamıştık. Bu açıdan birazcık daha konumumuzu netleştirdim. Bugün bu evi bitireceğiz arkadaşlar. Çok güzel olacak. Ben koyu ağaç keseceğim dedim. Yine açık renkli ağaç kestim arkadaşlar. Kafam daldı, kafam daldı. O sırada evi düşünüyorum. Yapacağımız evin ne kadar mükemmel olacağını düşünüyordum. Özür dilerim. Ve şaşıracağınız şey de şu olacak. Ev gerçekten çok küçük olacak arkadaşlar. Gerçekten çok küçük bir şey yapacağız. Ancak mükemmel bir görüntüsü olacak ve inanılmaz kullanışlı olacak. İçerisinde her şeyimiz olacak çünkü. Belki çok büyük chestler koyamayacağız. Ama dediğim gibi zaten bu benim ilk evim ya da son evim olmayacak. İlk evim olacak da son evim olmayacak. O yüzden böyle bir süreliğine geçeceğim. Hani artık insanlardan otlanmayı bırakacağım.
bakacağımız bir ev olacak burası. Basit, güzel ve hani sizin de gördüğünüz ama wow diyeceğiniz bir şey yapmak istiyorum kısacası. Ben en iyisi bu balta kırılana kadar kırayım şimdilik odunları. Zaten hızlı kırıldı, bitti sayılır. Balta kırıldı, biz de gidelim. Şimdi o zaman şey yapalım. Mamiş'in fırınlarındaki taşlarımızı alalım. Çünkü en çok taş kullanılacak bu evde. Aslında keşke hiç yukarı tırmanmasaydım. Ben tam olarak konumu nereye yapsam ya? Burası Baturay'ın mı acaba gerçekten? Ama zaten oyunun kendisinde öyle bir şeyle karşılaşamayız. Orası Baturay'ınsa bu sefer ben burayı yaparsam olmaz. Baturay üzülür. Zaten oynamıyor oyunu. Diyecek ya falan. O yüzden Baturay'ı da küstürmememiz lazım oyuna. Bakın bu kadar düşünceli bir insan var. Zili de çaldık Mamiş. Oo, daha pişmemiş. Cam lazım. Cam çalacaktım. İnsanların çalınacak camı bile yok arkadaşlar. Bu çocuklar ne yapıyorlar bütün gün Minecraft'ta? Bana da cam lazım. Mamiş'in ayrı setini çalalım, nasıl olsa kullanmayacaktır o. Mamiş'in hayatını çalacağım. Şimdilik yeterli malzememiz var gibi. Dur ya, şunu Mamiş'in evine ağaç atayım mı? Mamiş kalsın mı burada? Dur, şu camları şey yapmamız lazım. Nasıl yapılıyordu, böyle mi? Yok. Ha böyle, evet. Şimdi camları ince cam haline getirdik. Artık mekanımıza gidip yavaştan başlamamız lazım. Ya son karar neresi olsa. Şimdi buranın tam şu açıdan üstünü yaparsam bu sefer Mamiş'in evinin üstünü kapatmış oluruz. O kadar da şey olmayalım. O kadar da pislik olmayalım değil mi? Burada da helal et devam ediyor arkadaşlar. Buradan etimiz azaldıkça alabiliriz herhalde diyeceğim ama gene pişmiş et yok. Yani çiğ oldukları için yani bu durum beni biraz üzüyor. Ya sanırım şu dağa gideceğiz mecbur ya. Ya da şu dağın bu tarafı da olabilir. Of of! Yer seçmek çok zor. Keşke canlı yayında olsam da birlikte kararlaştırsak. Bir de bu kadar tepeye yapacaksak zaten merdiven falan yapmamız lazım oğlum. Bu ne? Parkur yapıyorum tırmanırken. Burası iyi gibi. Bu açı da hem iyi hem de Batuş'la aramızda birazcık mesafe olur böylelikle. Aa, kazmam yok lan. Yanlış bir şey koyarsam nasıl kazacağım acaba? Harbi onları hiç düşünmedim. Allah kahretmesin ya. Tamam, şöyle bir şey yapalım. Biz şu seti çalalım, tamam mı? Şu baltayı da çalalım, ne olur ne olmaz. Ödünç hepsi, sadece ödünç. Hani her ihtimale karşı ölmeyelim diye. Sadece bir tane kazmam yok, kazma lazım. Lan bu çocuğun ayrımı da mı yok? Demirleri nerede bunun? Tamam, bir tane de kazma yaptım. Arkadaşlar inşallah bana kızmazsınız. Ama hayatta bunlar var, kardeşlik paylaşmak demektir arkadaşlar. Bunlar hayatta var, kardeşlerinizle paylaşmanız lazım yani. Yoksa yediğiniz lokma boğazınızdan geçmez. Yani bu elimde tuttuğum eti ben kardeşlerimle paylaşmalıyım, anladınız mı? Tamam, şimdi hazırsanız artık mekanımıza geçiyoruz. Bir de helal et fabrikası bile yapmış herifler yani, anladınız mı? Artık helaldir yani. Ya şimdi bir dakika, şurayı bir düzleyelim, tamam, burası şurayı bir düzleyelim. Ondan sonra burayı da düzleyelim mi? Burayı da düzleyelim. Aslında çok işimiz yok, bu kadar düzlememize gerek yok da işte. Şimdi şöyle bir mantıksızlıkla karşılaştım. 3'e 3 çıkacaktım ancak dağı deliyince bu sefer içeride kalacaktı. Şöyle yapacağız ki şu karları öncelikle bir yıkalım biz. Karsız bir ortam oluşturalım, tamam mı? Ondan sonra şimdi buradan başlayacağız. Şöyle başlayacağız şimdi. Şöyle 3 tanesini koyduk. 3 tane yukarı koyduk. Böyle koyduk. Tamam, 3'e 3 oldu şu an. Şimdi arkadan 3'e 3 yaptık. Lan çok zor yapılacak lan bu. Bunu 3 genişleteceğiz. Şimdi buradan şöyle yapacağız. 1, 2, 3. 3 yaptık, tamam mı? Yanlardan yapacağız böyle. Aslında yanlardan yapmadan önce keşke şey yapsaydım. Aaa! Gamebot doğmadan yapmak çok zor. Yanımda toprak var mı? Var. Var değil mi? Var. Toprağa umarım çok ihtiyacımız olmaz. Of, güneş batıyor ya. Bu oyunda zaman çok hızlı geçiyor. Bakın arkadaşlar, kesinlikle game mode'a girmiyorum gördüğünüz üzere. Şimdi burada böyle böyle ve böyle koyduk. Şimdi aynısını öbür tarafa da koyacağız. Oralara erişemiyorum. Hayır! Ters oldu. Hayır! Gitti. Ya akşamları lan nefret ediyorum. Şimdi saldırıya maldırıya vuracağım ya. Tamam, şurayı şöyle yapacağız şimdi. Evet, böyle. Aynen. Yes, doğru gidiyoruz. Şimdi bu toprakları tekrar kazmalıyorum. Of, çok ameli işi var ya. Ay topraklar, git. Biz bir gidip uyuyalım. Keşke evden çıkarken bir tane de kürek alsaydım da, neyse. Şunu bir ilerletelim. Sizde ne olduğunu, neye benzediğini az çok anlayın. Öylesi hepimizin aklına daha iyi oturacak. Bu toprakları uzatmamız gerekecek mecburen. Çünkü havaya asma bir şeyler yapıyoruz şu an. İlerlemek zorundayız. Şimdi şöyle yapacağız. Burayı böyle yapacağız. İkinciyi de koyalım şöyle. Burayı birazcık daha uzatmamız gerekiyor. Şimdi T yapacağız şuraya bir. Şöyle yapacağız. T. Ondan sonra sağa ve sola merdivenler koyacağım. Ancak öncesinde 1, 2, 3.
Yapalım. Aynen. Şimdi sağa sola merdiven düşeceğiz. Aynı buraya yaptığımız gibi. Bu toprakları en son topluca yıkacağız anlaşılan arkadaşlar. Burası bizim inşaat alanımız olsun. Burası bizim iskelemiz. Evet, iskele yaptık böylelikle. Bir süre sonra bunlara ihtiyacımız olacağını varsaymıyorum diyecektim. Sonra bir hayal ettim de ne yaptığımı hatırladım, vazgeçtim. Yaptığım şeyi hatırlayınca vazgeçtim. Şimdi buradan tepesinden 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane koyduk. Şimdi düşmeyelim de aşağıya. Ondan sonra şurayı yıkalım bir tane. Ondan sonra bir tane merdiven koyalım. Aynen böyle. Hatta aynısını şuraya da yapabiliriz bence. Şu bir tanesini alalım. Bir tane merdiven koyalım. Aynen. Böylelikle daha estetik dursun her iki tarafta. Tamam, çok güzel. Ancak merdiven yetmeyecek. Crafting table'dan bizim taşları kullanarak birazcık daha merdiven yapmamız lazım. 8, 12 tane yapayım şimdilik. Bakayım yetecek mi? 14 tane oldu toplamda zaten. Burası biraz zor. Aynen. Ah. Ah. Lan düşüyordum. Düşersem ölebilirim buradan. Daha fazla toprağım var mı? Toprağım yok, Allah kahretmesin. Yemin ediyorum arkadaşlar, çok zor şartlar altında yapıyorum bu evi. Sizi temin ederim ki survival modda bunu yapmak hiç kolay değil. Lan yanlış oldu ya. Aynen. Bir tane de şuraya koyacağız. Yes. Çok güzel. Bu crafting table'ı buradan almamız lazım. Şimdi arkadaşlar bir tane malzemeye ihtiyacım var. Bunun translate'i bilmiyorum, o yüzden bakmam lazım. Translate'i onun hala bulamadım. Mamiş'in evinde varsa bir oradan bakacağım. Türkçesini bilmiyorum ve nasıl yapıldığını da bilmiyorum. Onu bir araştırmam gerekecek. Şimdi tabii siz daha ne yaptığımızı anlamadınız herhalde. Şu an diyorsunuz ki lan kaç dakika geçti video başladı. Bu çocuk ne yapıyor? Bu çocuk ne yapıyor diyebilirsiniz ama söz veriyorum. Bittiği zaman buradan gene geleceğiz. Buralara bir yere geleceğiz. Bakacağız. Her zaman olduğu gibi evimiz mükemmel dikkat çekecek. Göreceksiniz. Size böyle bir söz veriyorsam bilin ki bunu tutacağım. Mamiş'in evinde o malzemeden göremiyorum. Ya adı ne acaba? Zincir değil, hayır. Zincire de benziyor aslında. Zincir de kullanılabilir ha. Pardon, zincir kullanabilirsem zincir de kullanabilirim aslında o malzeme yerine. Ha, buldum. Tahta, çubuk, taş. Of, çok malzeme be baba. Çok malzeme be. Biz boyuna zengin olduğum dönem Mamiş'e bunların ödemesini yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şunların yarısını bence şöyle bir tahtaya çevirelim. Ondan sonra bunların yarısını da çubuğa çevirelim. Çünkü galiba kullanacağız biraz. Galiba çok yaptım ya. Şimdi şöyle bir şey zannediyorum ki öyle bir şey değilmiş. Bu tahta, bu taş sanıyorum ki düz taş olacak çünkü, dur. 6 tane yapayım, test edelim. Evet, bu. Peki bunun tahta rengi değişiyor mu? Ona da bakayım. Değişmiyor. Hepsinin aynı renk çıkıyor. Güzel, tamam. 6 tane yaptık lan. Ulan Mami'den çala çala bu kadar zor yapıyorsam, bir de kendim yapmaya çalışsaydım herhalde 2 gün falan, 2 bölüm falan bu evi yapmakla uğraşacaktık. Bir de küçük bir şey yapıyorum ha. Büyük bir şey yapsam bir de ne olacak kim bilir yani. Şimdi tekrardan buraya çıkmamız lazım. Ya buraya çıkmanın kısa yolunu hemen yapmalıyız bu arada. Hemen yapmalıyız, bir şekilde yapmalıyız. Ev biter biter onu yapacağım muhtemelen. Tamam. Şimdi geldik sağlam bir kısma. Şimdi ilk önce bunu alıyoruz. Böyle bir tane koyuyoruz. Sonra böyle bir tane koyuyoruz. Ondan sonra bir daha böyle bir tane koyacağız. Koyamıyoruz. Ben buradan aşağı düşersem ölürüm. Ha! Tam cümleyi kurarken ölüyordum lan. Of, çok zordu. Allah aşkına toprak verin. Allah'ını seven birisi bana toprak versin ya. Bir tane kürek verin lan. Tamam, küreği kendim yapabiliyormuşum, onu da çalmayalım. Çaldığım malzemeler de yaptım en azından ama olsun. Öleceğim zannettim, ayağımda ayakkabı olmasaydı, Mamiş'in ayakkabısı olmasaydı ölmüştüm o tane. Teşekkürler Mamiş, hayatımızı kurtardın. Şu lavı da elimden bırakayım değil mi? Lav sürekli elimde. Yanlışlıkla bir yere koyarsam yine bir yerler yanacak. Bunu bir kere daha yaşamak istemiyorum. Biraz daha. Biraz daha. Şunu yıkalım. Şunu da koyalım şöyle. Nerede orası? Bir yanda böyle. Şurayı da yıkalım. Doğru yerde miyim? Evet, doğru yerdeyim. Şimdi bunu... Lan yanlış oldu. Yanlış açıyla mı koydum ben onu? Kahretsin, yanlış koydum. Ya yukarıda mı kaldı gerizekalı? Allah seni ne yapmasın ya. Tamam, böyle koymam gerekiyormuş. Koyamıyorum. Hah, koydum. Ya... Hayır. Tamam. Of, kafam karıştı. Beynim yandı. Böyle koymam gerekiyor işte. Oh be. Şimdi bir tane daha böyle koyacağız. Kaç oldu? Toplam 4 mü oldu? Şimdi bu üstteki sıra toprakları artık yok etmemiz lazım. Bunlarla işimiz yok şu anda. Bir an önce şu çirkin görüntülerden kurtulmak istiyorum arkadaşlar. Hemen yaptığımız her şeyi düzeltelim ki çirkin görüntülerden arınalım. Orayı da daha sonra düzeltiriz, tamam. Tahta merdiven nerede lan? Lan ahşap merdiven yapmadım mı ben ya?
Allah'ım delireceğim. Camlarımı verin bana. 5 tane cam koyacağız aşağıya. Gene bir yerlerden atlamam mı gerekecek benim? Optifine yüklersek bu camlar daha güzel gözükür. Şimdi buraya bir trap, altına bir adet normalde başka bir şey koyacaktık ancak şimdilik bundan koyuyorum. İyice alçaldık ha. Düşündüğümden daha da alçaldık. İyi tamam. Güzel mesafe. Daha da alçalmayacağız diye tahmin ediyorum hatta. Şimdi bunun da altına bir tane daha trap koyacağız. Koyduk. Şimdi şu trapleri 1-2 şeklinde yana koyduk. Birazcık yaklaşmamız lazım. 1-2. Artık yavaştan evin üstüne çıkmaya başlayacağız hatta ya. Çok az kaldı. Hatta buradan oraya zıplayabilsem şey bile yaparız ya. Olur aslında. 1-2. Acaba trapler yetecek mi? Şimdi bir de şöyle yapalım, hatta üstüne çıkalım artık. Evimizin ilk basamaklarına basıyoruz şu an, biliyor musunuz? Şekline çok önem vermedim, daha sonradan düzeltiriz. Şu an çok takılmayacağım. Nice. Bir de hani bu videonun sonunda olmasa da başka bir videoda göreceksin burasının aslında ne işe yarayacağını. Bunlara basamak şey ceteliye basılı tutmadan koyamıyorum ya, o yüzden sıkıntı oldu. Ya uçsaydık tabii ki de böyle dertlerimiz olmayacaktı. Ben bir aşağı zıplayabilir miyim ya? Şuna hatta bak, şimdi şöyle bir şeyler yapalım. Üstüme kaç tane merdiven var? 5 tane varmış. Çok az varmış ya. Şu yerdeki eşyaları bir toplayalım. Bizim burada crafting table'ımız var mı? Var. Güzel. Bakın uzaktan şu an böyle gözüküyor. Aşağı yukarı anladınız herhalde artık ne yapacağımızı. Asma bir ev yapıyoruz arkadaşlar. Asma olacak evimiz, evet. Şuradaki toprak çok çirkin gözüküyor. Orayı düzelteceğiz. Mantığımla bir şey yaptım ama galiba mantıksız oldu arkadaşlar. Yukarıya kolay çıkabilmek için şöyle bir merdiven yapmaya çalıştım. Bakayım çalışıyor mu? Aa çalışıyor lan, ben kafam çarpacak sanmıştım. Yani bir de şey, çok yakın oldu eve. Şey, birazdan burasını muhtemelen kullanılmayacak hale gelecek. Çünkü buralara bir şeyler daha koyacağım. Hatta mümkünse koymaya başlayalım. Şöyle aşağı bakacak şekilde. Bir satır buraya. Bir satır buraya. Yanlara da gene mamiş'ten çaldığımız bu andesiteyi buralara koyuyoruz. Aynı şekilde karşıya da koyuyoruz. Hay ağzını sıçayım. Yanlış koydum yine. Ya gitme ya. Niye gidiyorsun? Aa cam yok. Hayır. Cam lazımdı. Beş ama can bitti, harika. Hazır başlamışken şuraya da koyalım bari. Şuraya da koyalım. Bunların devamı gelecek. Birazdan cam almaya gideceğim. Ama evimizin ilk kısımları yavaş yavaş olmaya başladı. Tam öğlen saatindeyiz. Y5 yeni açılım durumda ya. Yorumlarda ondan özür dilediniz mi? Ondan özür dilediğimi söylediniz mi? Y5 yeni acı tamir edildi mi acaba? Ne oldu bilmiyorum hiç. Acaba Vales'in camı var mıydı cam, ama Vales'te de cam olmaz çünkü ağaç ev yaptı o. Kum olsun, kumu pişireceğim. Kum yok ki. Vay arkadaş, mamişin de mi yok ya? Lan. Cam bulmamız lazım. Kimde vardır sizce cam? Ya şimdi Vales'in evine bir gireceğiz, çıkamayacağız. Bu ne lan? Katıray, sakın çıkarmayın. İlerleyen bölümlerin bir tanesinde katırayı kaçıralım. Neredeydi buranın bu mal girişi? Oo, malzemelere bak. Tek ihtiyacım olan şey kardeşim birazcık cam. Milyon tane taş var. Sadece milyon tane taş mı var gerçekten? Cam hariç gene her şeyi buluyorum arkadaşlar. Allah'ım delireceğim. Cam hariç her şey var. Allah çarpsın, delireceğim bu çocuk. Bu çocuk dünyanın en karmaşık çocuğu. Hiçbir şey yok ama her şeyi de var aynı anda. Bu nasıl mümkün olabilir ya? Oo. Mal gibi de evi var. Nereden çıkacağım kardeşim ben ya? Bir insan niye böyle bir şey yapar kendisine?
Vallahi Vales kardeş kusura bakma ama senin bu mal evinden başka çıkış olmadığı için dur şurada bir kere uyuyayım da bari sabah olsun çıktığımda. Ya buraya gerçekten sadece vakit kaybı için gelmişim şaka gibi. Birisi seni şakalamak için bu merdivenleri mi kırdı acaba? Çünkü ben yapmadım. Küreğimiz var sahili mahili bulalım. Camı kendimiz yapacağız anlaşılan. Lan şurada da cam cenneti var aslında. Bu ne lan? Kardeş serverda garip garip yapılar var sürekli. Buradan cam bulur muyuz lan? Ya Allah'ına kadar sadece taş görüyorum. Her yerde taş görüyorum. Ay oğlum bir şey diyeyim mi? Fena gözükecek var ya bizim evimiz var ya manyak gözükecek. Aslında şu kameramın şarjı takayım. Ondan sonra görüntü kaydını hiç durdurmayayım. Hızlandırılmış görüntülerle devam mı etsek? Böyle biraz yavaş ilerliyoruz. Bir de konuşmam anlatmam gerekiyor. Bir de malzeme arıyorum sürekli. Oğlum bir şey diyeyim mi? Bizim evimiz var ya şov olacak. Şov. Şov yapacağız. Ben şunları pişirmeye bırakıyorum. Bunlar pişsinler zaten bu kadar cam yeter diye düşünüyorum. İnşallah yeter yani. Bundan sonra herhalde hızlandırılmış görüntülerle devam ederiz. Geldim arkadaşlar sonunda geri geldim. Bugün bir önceki videoyu kapattığım yerde değilim. Yani üstüm başım değişti. 2 gün geçti aradan ben bayağı çalıştım açıkçası. Wow dışarıda canavarlar cirit atıyor. Ben 2 gündür arkadaşlar evimi yapmakla uğraşıyorum. Halen daha Mamiş'in evindeyiz. Bayağı uzun sürdü açıkçası. Çok yoruldum saatlerimi harcadım gerçekten. Şuradan azıcık görüyorsunuz. Her şey orada. Üstümde artık son malzemelerim kaldı. Bunları kendi chestlerime koyacağım. Evi tamamıyla bitirdim. Aslı tamamen etmedi. Halen daha eksikleri var. Acaba ölmeden dışarı çıkabilir miyim? Bu gerizekalı zombi bir kapıyı kırmaya çalışır mı? Mamiş'ten bir tane kılıç balta bir şeyler almak istiyorum. Zavallı Mamiş'i de soyduk soğana çevirdik. Olsun Mamiş zengin olunca çok şey yapacağım sana çalışırım ben bir şey olmaz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere evimiz böyle mükemmel oldu gerçekten. Optifine yükleseydim camlar böyle çizgili gözükmeyecekti. İçeriği daha iyi görecektik. Optifine şu an yüklü değil. Çok güzel bir şekilde gözüküyor. Daha iyi bir açıdan size göstermek istiyorum açıkçası. Şunun tepesine çıkayım. Git! Tamam burada güvendeyiz. Arkadaşlar evimiz gördüğünüz üzere çok güzel gözüküyor. Askıda resmen böyle. Ve yapmak için ne kadar çabaladım hepiniz gördüğünüz sadece alt kısmı zaten 1,5 saat falan sürdü. Ve hani tamamını yapmam yaklaşık olarak 2 günümü aldı. O kadar kayıt alamazdım maalesef ki. Tamamını kayda alamadım. Ancak hani yaptık çok zor oldu. Ve gerçekten survival modda şu evi yapmak, havada bir ev yapmak gerçekten çok zor. İnanın bana 1 milyon kere falan aşağı düştüm bunu yaparken. Etrafta full topraklar vardı zaten bir kısmını siz de gördünüz. Dışarıdan görüntüsü bu şekilde. Bir de garip bir yol yaptım. Belki onu ileride geliştiririz. Yorumlarınızı dinleyebilirim. Tavsiyelerinizi dinleyebilirim. Aslında ahşaptan değil de keşke taştan yapsaydım merdivenleri. En azından daha doğal gözükürdü. Belki değiştiririm. Dediğim gibi sizin yorumlarınızı dinleyeceğim. Bu şekilde gördüğünüz üzere tepeye çıkıyoruz arkadaşlar. Buraya biraz kar yağmış ama neyse. Bu tepeden geliyoruz evimizin üstüne buraya. Buradan böyle giriyor eve. Gördüğünüz gibi evimin çatısında arkadaşlar farmım var. 2 tane ışık koydum geceleri de çalışsın diye. Buradan artık kendimize yemek yapabileceğiz, yemek çıkartabileceğiz. Peki nerede giriş diyeceksiniz? Giriş gördüğünüz gibi burası. Buradan giriyoruz evimizin içerisine. Geldik evimizin içerisindeyiz. Gerçekten bu kadar ev bu arada. Hani bir kutu, gerçekten bir kutu %100 bitmedi. Ama çoğunlukla bitirdik. Burada yatağımız var. Hemen bir uyuyalım hatta. Gündüz gözüyle bir gezelim evimizi. Çok güzel oldu ama çok tatlı oldu. Zaten burası bizim başlangıç evimizdi dediğim gibi. Ortamımızda güzel bir cam var. Aşağıda burada bir tuzağımız var. Birilerini belki burada trolleriz aşağı atarız birilerini. Burada bir sürü chestimiz, crafting table'ımız, 2 tane fırınımız, tablolarımız var. Ondan sonra burada anvilimiz var, yatağımız var ve bir chestimiz daha var. Hatta chestimle şöyle eşyalarımın hepsini boşaltayım ben. Daha sonra tabii bunları geçireceğiz de ben bu varillere işte yemekler falan dizeceğim. Vesaire. Burada bir tane zırh şeyim var. Hatta alınız üstümdeki zırhı da buraya koyayım. Bunu da böyle giydirelim. Mamiş'ten çaldık bu zırhı da bizim değil zaten. Bunu da böyle giydirdik. Böyle hani gerçekten çok basit oldu gördüğünüz üzere. Aslında tamamen bitmedi dememin sebebi de şu. Burada normalde kütüphane olacaktı arkadaşlar. Bu etrafı full kütüphane yapacağız böyle. Ondan sonra ortaya da bir büyü masası koyacağız. Ve böylelikle evimizin içerisinde ihtiyacımız olan her şeye sahip olacağız. Yani ne bileyim anvilimiz var, crafting table'ımız var, fırınımız, yatağımız. Ve burada bir büyü masamız olacak. Ya yani gerçekten ihtiyacımız olan her şeye sahip olacağız. İçeride canavar da doğmuyor. Farm sistemini çok akıllıca yaptım. Gördüğünüz gibi şurada basit bir su var arkadaşlar. Şimdi bakın. Buradan çıkıyorsunuz gayet güzel bir şekilde. Kapımızı kapattık. Orada su olduğu için farmımız böylelikle hem sulanmış oluyor gördüğünüz üzere. Hem de ekmeklerimizi rahat bir şekilde yetiştirebiliyoruz. Sonunda artık kendi farmımızı yapmış olduk. Daha yapılacak tabii ki de çok şey var arkadaşlar. Bunu yapmak gerçekten çok uzun saatlerimi aldı. Ancak gördüğünüz üzere gerçekten çok güzel bir evimiz oldu. Fırladım attım kendimi aşağıya. Böyle hızlı yoldan da inebiliyoruz. Biraz şey ama olsun. Çok güzel gözüküyor bence. Şöyle bir uzaklaşalım bakalım. Aslında Vales'i yazsam da bana o pilik verse çok iyi olur ama hani
çok da uçmak kaçmak istemiyorum. Size böyle doğal yerden göstermek istiyorum. Siz de bunu kendi survival modunuzda çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere gerçekten çok dikkat çekici. Çok tatlı bir evimiz oldu. Hani gerçekten serverda hani çok tabii ki de bunun gibi yapılar çok güzel. Ve çok güzel şekilde evler de var. Mamış'ın evi de falan da çok güzel. Valesin evi mal gibi. Şaka şaka. Ama hani gördüğünüz üzere burada sallanan bir ev var ve gerçekten çok tatlı. Ve açıkçası benim içime çok sindi. Tabii ki de hani bu burada kalmayacağız. Bu bizim dediğim gibi başlangıç evimiz, geçici evimiz. Daha işte bu bizimkilerin yaptığı gibi işte böyle farm falan yapabiliriz. Kendi hayvan çiftliğimizi oluşturabiliriz. Ondan sonra birilerinin hayvanlarını çakalayacağız daha. Daha çok yapacak şey var. Katıray sakın çıkartmayın diyor. Bu Katıray'ı buradan çıkartacağız mesela. Katıray kimin lan? Baturay'ın mı? Baturay ne yaptı serverda hala bilmiyoruz tabii ki. Durumlar bunlar. Gerçekten ben evimi çok beğendim arkadaşlar. Çok güzel oldu bence. Siz de daha fazla Minecraft için her zaman olduğu gibi like atmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımı, Instagram'ımı, TikTok'umu, Twitter'ımı ve özellikle de Discord'umuza katılmadıysanız Discord'umuza da mutlaka katılın. Açıklamada hepsinin linki var. Bir önceki bölüme gerçekten çok güzel bir beğeni, çok güzel bir etkileşim geldi. Yorumlarınızı her zaman okuyorum arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Hepinizi çok seviyorum. Abone değilseniz abone olun. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Ev hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Bye bye.